Gel senin gel. Buru Bey, kahveniz. Senin ne işin var burada? Sen neden getirdin kahveyi? Ha, geri götüreyim. Ya, yok, yok. Yok, hayır. Hayır, ben şaşırdım sadece. Şaşırdım ben. Niye şaşırdım? Sen bana küstün ya. Konuşmuyordun ya benimle. Ben size hala kızgınım Bora Bey. Ama hayırlı bir iş için konuşmamız lazım. Yardımımız gerekiyor. Neymiş acaba o? Hayırlı bir iş? Tuğçe ile Rüzgar ayrılmış. Ne? Ayrılmışlar mı? Ayrılmışlar. Allah Allah. Allah Allah mı? Niye aradınız? Yok. Yok bir şey. Bize ne bundan? Ada, bize ne? Ne demek bize ne? Biz neyiz? Biz onların arkadaşlarıyız. Bizim arkadaşlık görevimiz onları barıştırmak. Rüzgar size çok saygı duyuyor Bora Bey. Koca koca insanlar Ada, bize ne bundan? Üzülüyor kadın, çok üzülüyor, ağlıyor. Çin parçalandı Bora Bey, onu görüyorum öyle gibi görseniz. Oturur siz de ağlarsınız onunla. Peki bu durum seni neden bu kadar çok ilgilendiriyor Ada? Sorabilir miyim? Geçen sefer ne olmuştu hatırlatırım. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Sen Rüzgar'ı konum atmıştın, Rüzgar senin evine gelmişti. Bornozla görmüştüm Rüzgar'ı. Her şeyi hatırlıyorum, merak etme. Hı hı, aynen. Aynen tabii. İşte bakın, o bir daha tekrar edecek. Ben biliyorum başıma gelecekleri ya. O yüzden önlem almamız lazım. Bunları barıştırmamız lazım bizim. Hey Allah'ım ya, ah be kızım Ada ya. Bu böyle mi servis edilir? Hay tek başına kahve mi götürülür yani? Şu hale bak, akıllı kızım benim. Aferin sana. Her şeyi geçtim. Sizi affetmem için bana bunu borçlusunuz. Yardım edeceksiniz yani. Borçluyum. Borçlusunuz. Ben sana borçluyum. Tabii. Hadi, hadi diyelim ki ben sana borçluyum. Otursana. Gel, gel. Şimdi bu Tuğçe ve Rüzgar, yani şu üç gündür tanıdığın Tuğçe ve Rüzgar senin arkadaşın da. Senin yakın arkadaşın değil mi? Ha? Yani senin yakın arkadaşın değil miydi? Onu niye düşünmüyorsun? Bu konu nasıl Selin'e geldi ben anlamadım. Tamam, tamam anlamadın. Anlatayım. Ben sana bunu anlatayım Ada. Şimdi bu Selin acaba artık benim kuzenime Ali'ye gerçekleri söylese mi diyorum? Ha? Yani şu yalan söylediği kuzenime. Hani şu gözü ondan başka kimseyi görmeyen kuzenime. Bora Bey. Bora Bey, Mora Bey yok Ada. Bora Bey, Mora Bey yok. Tuğçe ve Rüzgar'ın ilişkisi benim umurumda değil. Anladın mı beni? Benim umurumda değil, ne yaparlarsa yapsınlar. Ama söyle Selin'e artık Ali'ye gerçekleri anlatsın. Gerçekleri söylesin, uzamasın. Ali daha fazla üzülmesin, tamam mı? Yani benim yardımımı istiyorsan, benim sana yardım etmemi istiyorsan tek şartım bu. Bana bak. Bana bak bana. Cevabını bekliyorum. Tamam. Tamam Bora Bey. Okey. Şu işi çözelim. Tuğçe Hanım'la Rüzgar'ı barıştıralım. Ben Selin'le konuşacağım. Söz hadi bakalım. Delikanlı sözü. Anlaştık. Bora Bey. Adı bunu unutmuş. Ben hemen getireyim dedim. Sağ ol. Sağ ol Selin. Ne demek? Ah ya nasıl unuttum ben? Bende kafa yok ki. Ben kafasızın tekiyim. Ay ay. Duydun mu? Duydun mu? Yok ya. Duymadı. Duymaz o ya. O kulağı duymuyor. O çok şey. Hadi git. Yürü. Hadi. Nasıl geçti? İyi, iyi işte güzel. Bora Bey yardım edecek yani. Onun gibi bir şey. Kanka benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Yani yapabileceğim herhangi bir şey? Şimdilik yok. Olursa söylersin değil mi Ada? Biraz üzgün görünüyorsun da kanka. Bak Bora Bey mi kızdı yine söyle. Her zamanki Bora Bey işte. Alıştım ben. Anladım. Ben Tuğçe Hanım'ın yanına gideyim. Toplantı var. Tamam kankacığım. Oh. Ben ne halt edeceğim ya? Seni nasıl bir işin içine soktum Selin? Aşk kendi seçer.